genelde şeyi söylüyordun ya hani tartışmayı Hande Yener tarafı daha çok başlatıyor diye. Hı. Demet Akalın bir tweet paylaşmış. Demet Akalın'a çünkü hani ne kadar çirkinsin falan filan diye böyle çirkin olan yorumlarda bulunmuşlar sosyal medyada. O da onun üzerine demiş ki bunlar ruh hastasının köpekleri. Zerre umrum değil ama size bulaşmalarına izin vermem. Çirkiniz he? Çirkin halimizde koskoca Demet Akalın olduk. Demet Akalın olduk işte, idare etsinler. Bu kadar sevilmemelerinin sebebi ben değilim ne yazık ki. Ona üzülsünler, öpüyorum seni diye bir takipçisine bu yazıyı yazmış. Şimdi bazen hesaplara bakıyorsun. O hesaplar fake hesaplar ve sana acayip kötü şeyler yazıyorlar. Tabii. Şimdi normalde sevilen bir insan olduğunu bildiğin için böyle acayip bir şeyler yazıldığı zaman muhakkak senin düşmanların tarafından yazıldığını anlıyorsun. Hepimiz anlıyoruz bunu. O da bunun Hande Yener tarafından yapıldığını düşünüyor ama şöyle bir şey var. Yani bunu kontrol etmek mümkün değil. Hande Yener'in de sevenleri var. Demet Akalın'a düşman oluyor. Demet Akalın'ın da sevenleri var. Hande Yener'e düşman. Bu demek değildir ki bunun hepsini de Hande yaptırtıyor. Böyle bir kudret, böyle bir güç olamaz. Yani hani her seferinde de adres olarak göstermek de doğru değil bence. Mesela Demet dün benim için de bir yazdı takipçisine mı? Yazmış. Çok yazmış? Kırıldım. Şey demiş işte Seren yani Gülben Ergen'le alakalı gene bir paylaşımda bulunmuş. Demişler ki ne bu kadar bu kadının reklamını mı yapıyorsun demişler. Beni engellediği için ben tabii göremiyorum ne yazdığını. Ondan sonra Serengil'e ayıp olmuyor mu bu kadar yakın arkadaşınız falan demiş. Ama zaten Serengil seni takip etmiyor artık demiş. Kimse artık takipçinin biri. Ben de onu engelledim yazmış. Hemen altta kaldı. Yani ben tabii benim ilişkilerim hiçbir zaman çocukluğumdan ve arkadaşlarım 20 senelik arkadaşlarım bizim böyle küsüp darılıp tekrardan barışıp bilmem bu tip şeylerimiz hiç olmaz yani. Birbirimizin arkasından konuşmayız. Benim arkadaşlıklarım çok farklı. Ben Demet için gene bir şey söylemeyeceğim ama sağlıklı değil tabii bunlar, doğru değil. Ama ben Demet'i Demet olarak kabul ettiğim için bunları olgunlukla yani Demet'tir ne yapsa yeridir diyorum. O yüzden de kendim de geçiştiriyorum. O yorum mesela senin yazdırdığını düşünüyor Demet Akalın. Yani mümkün mü böyle bir şey? Benim birisine bir şey yazdırmam gerekiyor ki ben direkt insanların suratını ne söylüyorum. Diyorum ki benim arkadaşımsan, benim dostumsan, ben senin kötü gün dostumsan, benim düşmanımla sen dostsan, sen benim dostum olamazsın. Düşmanım değilsin, olmazsın. Ama dostum da olamazsın diyorum. Bu benim hayata bakış açım, bu benim özgür düşüncem. Dolayısıyla ben takipten çıkarım, hayatımdan da çıkarırım. Yani bu, önce bu, sen mi takipten çıkardın yoksa o mu seni blokladı? Çıkarttım ben takipten onu direkt. Çünkü ben bu açıklamayı yaptım, o anlamadı ki benim ona kızdığımı. Ben söyledikten sonra kırgınlığımı ve kızgınlığımı burada söyledikten sonra ben zaten çıkarttım takipten. O da daha ilerisini yapayım demiş üstte kalmamak için. Bloklamışsın. Sapık gibi ben bir şeyi açarmışım. Başka bir hesap Demet'i takip etmek için. Seviyorum ben Demet'i. Hiçbir şey de onu değiştirmez. Ama benim duruşum farklı. Herkesin duruşu aynı olmuyor. Ve benim dostlukta duruşum çok farklıdır yani. Evet. Hande Yener de bu açıklama üzerine Hepsi Hit Volume 2 diye yeni bir albümün çıkacağını söylemiş. Hadi bakalım. Geçen yıl gibi bu yılda bu albümle yarışacak başka bir iş çıkacağını sanmıyorum. Kendimle yarışmaktan bıksam da biz yapana kadar daha iyisi olmayacak. Hande mi diyorsun? Listelerde görüşmek üzere diye. Ay bunlar beni öldürüyorlar. Bu ikisine da hastalık şekilde hırslı konuşmalar be. İşte kendimle yarışıyorum. Yani öbür başka rakibim yok. Bilmem nem yok falan. İkisi de iyiler aslında yani gerçekten ama. Bu bir şey herhalde. Hande şeye nedir? Kulübüne çağırdı bizi. Bir akşam gidelim. Selen'le beraber gelseniz dedi. Geçen gece mesaj atmış. Geç gördüm. Yeni hangi bir kulüp açtı şeyde. Ne o? Sebastian mı gene? Yok yok. Başka bir ismi. Şimdi söyleyemem yayında. Dolayısıyla öyle bir kulüp açmış. Oraya gelseniz dedi. Mesaj atmış gece. Bu gece gelseniz diye. Selen'i de alıp gelsene. Eşini de al gel diye. Sonra ben mesaj görmeyince tabii unuttum gitti. Ama bir biraz bir iki akşam tane böyle fantezi mantezi eski şarkıdan söylerse gelirim. Bu yeni şarkılarını ben bir tarzım söylüyor. Değil yani. Sahneye kendi de çıkıyor söylüyor. Söylüyor şeyden mu? Instagram'dan paylaşıyor kırmızı şeyi. Sana çok yakışıyor falan. Ben onları seviyorum yani. O şarkılarını seviyorum.